hocam. İyi Ramazanlar, sağ olun. Biz eşimle Rusya'dan geldik Ramazan ayı için. Evet. Ve size şöyle bir soru sormak istiyorum. Çünkü uzun yıllardır gerçekten merak ediyordum cevabını. Evet. Bizim Rusya'da nedense kadınların mezarlığa ziyarete gitmesi yasak. Yani bu çok büyük günah gibi sayılıyor. Yani Ruslar arasında mı, Müslümanlar arasında Hayır, mı? Hayır, Müslümanlar arasında, orada bizim evet. aramızda. Evet. Biz Ahıska Türkleriyiz bu arada. Yani bunun gerçekten günah olup olmadığını çok merak ediyorum. Çünkü ziyarete gitmeyi çok isterim. Ve gerçekten günahsa neden? Peki, cevabımı vereyim. Ben tabii bu aram Kazakistan'da bu sene ben bir seyahatim olmuştu. Ahıska Türklerini orada tanıdım. Son derece dindar ve dinlerine bağlı Türkler, onu da hemen söylemiş olayım. Kendileri muhafaza etmişler Ahıska Türkleri. Efendim, mezarlığa gitmeyi Hazreti Peygamber ilk zamanlarında yasaklamıştı aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Neden mezarlığa ilk zamanlarda gitmeyi yasaklamıştı? Çünkü insanlar mezarlığa gittiklerinde üstlerini başlarını parçalıyorlar. İsyan sözleri kullanıyor. İşte tırnaklarını ellerine, tırnaklarını yüzlerine geçiriyorlar. Kendilerine eziyet ediyorlardı. Allah'a isyan ediyorlardı. Mezarı deşmeye çalışıyorlardı elleri tırnaklarıyla. Hazreti Peygamber mezar ziyaretini yasaklıyor. Sonra mezarlar nasıl ziyaret edileceğini Resulullah öğretiyor. Eğitiyor insanları. Ve sonra ne diyor? Kuntu nehaytukum an ziyaratil kuburi ela fezuruha. Ben mezarlara gitmeyi yasaklamıştım size. Hayır, bundan sonra gidebilirsiniz diye. Hatta emrediyor, gidin size ahireti hatırlatacak diyor sevgili peygamberimiz. Kadınlarla ilgili bir şey daha söyleyeyim hemen akla gelebilir. Kadın adetliyken, regl zamanında, regliyken, yani adetken mezarlığa gidebilir mi? Evet. Mezarlığa gidebilir, mezarlığı ziyaret edebilir. Hamileyken de mezarlığa gidebilir. Hiçbir engel söz konusu değildir. Yeter ki dediğim hususlara dikkat edecek. İsyan yapmayacak. Yakasını, bağrını açmayacak. Efendim, kötü sözler söylemeyecek. Kendisini küfre götürecek sözler söylemeyecek. Ondan sonra ziyaretini yapabilir. Hemen bir soru daha alalım. Buyurun hanım kızım. Selamun aleyküm hocam. Hoş Hayırlı geldiniz. Ramazanlar. Teşekkür ederim, sağ olun. Hocam, benim bir sorum olacaktı. 5-6 aylık bir bebeği annesinden zorla koparıp, kayınvalidesi tarafından zorla koparılıp ve o anneye karşı düşman olarak büyütülüp, yani çocuklar büyütülüp ve hiçbir şekilde annesiyle görüştürülmüyor. Bunun günahı nedir hocam? Tabii bu gerek baba olsun gerek anne olsun boşanmalarda sevgili dostlar, şu anda ekran başındakiler de bana hak veriyorlardır. Boşanma olabilir. Boşanma neticede hoş olmayan ama meşru olan bir yoldur. Çünkü bir hayat çekilmez hale geldiğinde boşanma olabilir. Ama dikkat etmemiz gereken şu: boşanma olduğunda boşanan kadını çocuklarından mahrum etmek, boşanmış olan erkeği çocuklarından mahrum etmek, ona göstermemek büyük bir zulümdür. Çünkü hayatın ortak meyvesidir çocuklar. Ben bütün kayınvalidelere, bütün kayınpederlere buradan bir arkadaşları, bir kardeşleri, bir hoca olarak sesleniyorum. Kızınız boşanmış olabilir. Lütfen torunlarınızı damadınıza mahrum etmeyin. Oğlunuz boşanmış olabilir. Lütfen torunlarınızı annelerinden mahrum etmeyiniz. Bu Allah katında ciddi bir sorumluluktur, büyük bir günahtır. Buna hakkımız yok. Yani çocukları göstermemekle intikam alınmaz. Bu son derece yanlıştır. Buna ne melekler merhamet eder, rahmet eder, ne de başkası. Adamda bir problem yoksa, kadında ciddi bir problem yoksa mahrum edemezsin, göstermek zorundasın. Delikanlı, buyurun bakalım. Hocam, benim kardeşimin size bir sorusu var. Ölünce Peygamber Efendimiz'i eğer cennete gidersek cennette görebilir miyiz? Sen görmeyi ister misin? İsterim hocam. Peki adın ne senin? Mustafa. Sevgili Mustafa, adın da güzel. Bir şey sorayım sana. Hazreti Peygamber'i bu dünyada görseydin Mustafa, ondan ne isterdin mesela? Hocam, ne söylemek isterdin? Bir şey isteyemezdim hocam. Aklına bir şey gelmiyor mu? Yok. Mesela senin şefaatinde olayım. Efendim, babamı annemi ahirette senin yanında görmek isterim gibi şeyler aklına gelmez miydi? İsterdim hocam. Babamı görmek isterdim.
Babanı onun yanında görmek isterdin. Anneni niye? Annemi de hocam. Niye hocam? Anca baba söyledin yani. Niye öyle? Babanı daha mı çok seviyorsun? Yok hayır, babam trafik kazasında vefat etti. Ha, baban vefat etti ondan dolayı. Özür diliyoruz. Yani bilmiyorduk tabii onu açtığımız için. Ama Mustafa, emin ol ki baban ahirette inşallah uzun yıllar sen yaşarsın. İnşallah babanı görürsün. Baban seni peygamberin yanında karşılar inşallah. Amin hocam. Mustafa'nın babasına rahmet olsun. Bütün ölmüşlerimize rahmet olsun inşallah. İyi akşamlar delikanlı. Hoş geldin. Ramazanınız mübarek olsun hocam. Yanındakinin adı ne? Zeliha. Zeliha. Zeliha senin? Kızım. Kızın. Allah bağışlasın Zeliha'yı. Razı olsun hocam. Zeliha şimdi günahsız biliyorsun değil mi? Evet hocam. Melek gibi, Allah bağışlasın inşallah. Allah razı olsun. Şimdi sorunu alayım. Hocam çocuklara ölen insan ismini indirmek günah mıdır? Hayır, insan vefat etmiş bir akrabasının annesi babası, haladır, dayıdır, teyzedir, bir şeydir. Onlardan birinin adını çocuğuna vermesi hiçbir sakıncası yok. Dinen sakıncalı değildir. Ve böyle bir yanlış gelenek de efendim acaba verirsek sıkıntı mı olur? Hayır. Bir şey olmaz, ömrüne de etki etmez o. Tamam mı? Buyurun hanım kızım. Benim Ramazan'ın ilk günü doğan bir kardeşim var. Henüz adını koymadık. Çevremizdeki insanlar ismin kaderi etkilediğini söylüyorlar. Bu doğru mu? Bir de koyacağımız ismin Kur'an'da geçmesi şart mı? Hocam son olarak önerebileceğiniz bir kız ismi var mı? Güzel. Kız ismini söyleyelim. Mesela Zeynep güzel mi? Zeynep güzel, tamam. Yani ismi burası koymuş oldu. Anne ne dedi ki, hocanın gücü yetmedi. Halk Zeynep söyledi, hoca da halka inandı ve Zeynep dedi. Zeynep güzel bir isim, Resulullah'ın kızının ismidir. Muhteşem bir kadındı Zeynep, Hazreti Zeynep. Çok özel bir kadındı. Kaderi şöyle etkileyebilir. İsmin insanlar üzerinde, mesela çirkin bir isim verirseniz, yani o ismin manevi güzelliğini duymaz. Ama böyle bir mesela Zeynep, mesela Muhammed ismi, mesela Fatih ismi, Mustafa ismi. Bunlar güzel isimler. Kişi de güzel şeyler çağrıştırıyor. Ali ismi, Ömer ismi. Bunlar güzel isimler. Yeter ki o isimlere layık olabilelim değil mi? Onlardan birini efendim koyabilirler. Buyurunuz, bir soru daha alalım. Hanım kızım buyurun. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar, hoş geldin. Hoş bulduk. Şöyle yanaştır şöyle mikrofonunu. Heyecanlandın mı? Evet. Biz de heyecanlandık seni görünce, senin gibi güzel bir kızı görünce. Unuttu mu sorusunu? Çocuklar yalan söylerse günahın nedir? Çocuklar yalan söylerse. Sen şimdi hiç yalan söyledin mi babana? Söylemedim. Mesela. Peki çocuklar ne tür yalanlar söylerler mesela sence? Şöyle bir düşün bakalım. Bilmiyorum. Güzel, biliyorum diyor. Aferin, alkışlayın. Çünkü yalan söylemeyi bilmiyor. Yalan konuşmayı bilmiyor. Çok güzel, Allah seni bağışlasın inşallah. Çocuklar yalana alışmamalıdırlar. Efendim bence doğruluktan bir şey çıkmaz. Yani vazoyu da kırarsanız, çikolayı da çalarsanız, efendim başka bir şey de yaparsanız, çocuklar en çok bunları yalan söylerler. Çalmadım, yemedim derler. Sakıncası yoktur. Bunları söylemeyin, doğrusunu söyleyin, sakıncası yoktur derken, doğru olanı annenize, anne ben vazoyu kırdım, beni affet derseniz problem olmaz. Anneler, babalar zaten kızmazlar. Biraz sinirlenirlerse de hemen yine barışırlar. Bir şey daha diyeceksin herhalde. Ben İsviçre'den geldim. İsviçre'den geldin. Efendim onur verdin, hoş geldin. Teşekkür ediyoruz, peki. Sağ olun. Buyurun, selam, hoş geldiniz. Selam aleyküm hocam. Aleyküm selam. Sizi çok seviyoruz. Söylediğiniz şeylere gönülden inanıyoruz. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız hocam. Sağ olun. İyi ki bizimlesiniz. Sağ olun. Hocam ben geçen sene Ramazan ayına bir ay kala trafik kazası geçirdim. Ve ben orucumu tutamadım, namazımı kılamadım. Bunlar benim üstüme kaza mı? Kazadır çünkü elhamdülillah şu anda orucunuza bir engel yok. Değil mi? Şu anda orucunuza bir engel durum yok. İleride bu orucularınızı, yani tutamadığınız 30 günü
gün gün, 3 günde bir, 5 günde bir, haftada bir böyle aralıklı da olsa kaza etmeye gayret ederiz inşallah. Teşekkür ederim. Hocam. Hoş geldin. Şimdi benim annemle babam ayrı, bana babaannem bakıyor. Onunla bazen kavga ettiğimiz oluyor. O ne kadar günü olur? Sen niye kavga ediyorsun onunla? Ya hocam bazen tartışıyoruz da. Yani harçlık mı vermiyor? Yok. Yoksa çok internete giriyorum diye mi kızıyor? Yok. Futbol takımlarınız mı aynı değil? Evet hocam. Annen, ninen Galatasaraylı, sen Fenerbahçeli misin? Yok. Peki baba anne yanında aslında anladığım kadarıyla. Evet. Şimdi sen baba annen çok hayırlı bir insan. Çok güzel bir insan. Bak sen baban annen ayrılmış. Onlar demek ki anlaşamamışlar ama baba annen sahiplenmiş sana. O eli öpülesi bir kadın. Değil mi? Evet. Onunla kavga etme. Onun elini öp. Ama o da bir şey söyleyecek herhalde. Onun elini öp, duasını al. Tamam. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar hanımefendi. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sizinle gurur duyuyoruz deyin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Allah anne babaları birbirinden ayırmasın. Bütün anne babalara söylemiş olayım. Güzel delikanlımızın sorusu üzerine. Sevgili babalar ve anneler, ayrılmayın. Ayrılmamaya çalışın. Boşanmamaya çalışın. Bakın boşandığınızda genç çocuklar bunun ceremesini çekiyor, sıkıntısını çekiyor. Onun için götürmeye çalışın, işi götürebildiğiniz yere kadar. Hani çekilmez olur bir hayat, o ayrı mesele. Ama o zaman da çocukları ne olur mağdur etmeyin. Çünkü ayrılıkların en büyük tokatını çocuklar yiyor maalesef. Onun için tokatları, çocukları üzmeyelim diye ifade ediyorum. Gözlerin ışığı, oğulların öğüncü aziz oğul, katından bir ruhla güçlendirsin. Kıymetsiz dünyanın arzularına kapılma. Yiğitliği terk edip dostların gönüllerini yaralama. Eğer daima cennette olmak istiyorsan, hiç kimsenin kinini yüreğinde tutma. Fazla bir şey isteme. Melhem ve mum gibi ol, iğne gibi olma. Kimseden sana fenalık gelmesin istiyorsan fena söyleme. Dostlukla anarsan insanı daima sevinç içinde olursun. İşte o sevinç cennetin ta kendisidir. Bir kimseyi düşmanlıkla anarsan daima üzüntü içinde olursun. Gam cehennemin ta kendisidir. Efendim Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Bugünkü sahur programımıza hepiniz, hem ekran başındakiler hem şu anda burada olan kardeşlerim, hepiniz onur verdiniz, şeref verdiniz. İyi ki varsınız, var olun, sağ olun efendim. Efendim teşekkür ediyorum. Çok kısa bir aradan sonra yeniden buradayız ve ATV'den ayrılmayın efendim. Günahkardır. Kulun savrulmaları olur. Nefse karşı uyanık ol. Kendine gel ve sakın kaptırma nefsinin şeytani vesveselerine. Allah ki Allah, peygamberlere bir hesap soracak. Kuralı koydu Allah. Çizgi bu. Allah'ın kararını bozacak hiçbir mahkeme yok. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Hükümranlık onun, güç onun, her şey onun. Yoksa bir hengameye kapıldınız, gittiniz mi? Denizin böyle tozlu su gibi. Emrini bana aç, bana yönel diyor. Canı veren o, babanı veren o, anneni veren o. Sana da diyor, gel cennete gir. Sen diyorsun hayır. Allah mühlet verir. Ama unutmaz.
Efendim Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepiniz üzerine olsun. Tekrar beraberiz ve hiç vakit kaybetmeden hemen efendim Instagram'dan gelen bazı sorulara bakayım. Babaannem 65 yaş üstü ve rahatsızlık sebebiyle efendim tabii 2000 civarında soru var şu anda elimizde ama biz hepsine değil bir kısmına ancak bakabiliyoruz. Rahatsızlık sebebiyle Ramazan'da oruç tutamıyor, bunun için ne yapması gerekiyor? Efendim imkanı varsa tutamadı her gün sayısınca hastalığından dolayı tutamadı her gün sayısınca bir fakiri doyurmaya yani 40 lira vermeye çalışsın. Eğer imkanı yoksa imkanı yok. Netice itibariyle karar vericisi Allah'tır. Efendim borcu olan bir kişinin 81 gram altını varsa zekat düşer mi? 81 gram altın var ve o altın üzerinde veya o altın kıymetinde gümüş, o kıymette yabancı para ve o kıymette Türk parası, Türk lirası varsa kişi bunlardan 40'ta bir zekatını verecek, %2,5. Ama borcu da varsa o borcunu oradan çıkaracak. Borcu çıktıktan sonra 70 gram kaldı. 70 gram efendim zekat nisabı değil yani zekata giren kısmı ifade etmiyor. Bu nedenle de ona zekat vermesi gerekmiyor. Bir de o paranın yani diyelim ki 100 gram altınız var. 100 gramın üzerinden bir yıl geçmesi gerekiyor. Bu nedenle de mesela Ramazan'a eğer zekatı elinize alıyor ve o zekatı değerlendiriyorsanız, miktarına bakıyorsanız, onun nisaba ölçeğe girip girmediğini esas alıyorsanız, giriş miktarı yani 80 gramın üzerine çıktığı andan itibaren bunun hesabını yapmanız gerekiyor. Bir arkadaşımız Türkçe mealli hatim başladı. Türkçe mealli. Biz de yardım etmek istiyoruz. Biz Arapça okuyoruz, hatim kabul olur mu diye söylemiş. Türkçe mealli dedim, zannediyorum şöyle. Yani biz sana Kevser'i verdik. Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Sana kötü diyenlerin kendileridir kötü. Yani nesli kesildi Muhammed'in, çocukları ölünce soyu kesilecek Muhammed'in diyenlerin esas nesli kesilecek diye. Yani bu şekilde eğer mealli bir hatim varsa bu da sevaptır. Çünkü Kur'an'ı düşünüyorsunuz. Ama esas hatim orijinal dilini, Arapçayı okumaktır. Okurken tabii ki manasını düşünürseniz çok daha güzel olur diye söylemiş olayım. Şu soru çok soruluyor bana, çok soruluyor. Sahurda ezan okunurken, bunlar Instagram soruları. Ezan okunurken su içilir mi? Yani hoca başladı ya ezan okumaya. Tabii su içilir yani. Niçin su içilir hocam yani? Ezan hoca efendi yeter demiyorum. Yeter diyor da. Yani hemen bıçakla keser gibi kes demiyor. Mesela Bilal-i Habeşi ezan okumaya geldi peygamberimize. Ezan okuyacağım müsaaden varsa dedi. Orada iki ezan okunurdu. Medine'de sahur öncesinde. Hazreti Peygamber dedi ki ükaşe yemek yiyor dedi. Bitirsin sonra oku. Yani hemen koş çabuk oku filan demedi. Eskiden saat yoktu. Güneşe bakıyorlardı, aya bakıyorlardı. Ufuktaki güneşin çıkıp çıkmadığına bakıyorlardı. Eğer tan yeri yaygın şekilde yayılmaya başladıysa kırmızılık doğumdan önce, ona göre güneşin doğuşundan önce hareket ediyorlardı. Bu nedenle de bu gibi hallerde daha rahat hareket edersiniz. Çayınız var, çayını bitir. Ezan okumaya devam ederken çayını bitir. Yemeğin yeni kalktıysan hemen alelacele bir şeyler ye. Ezan bitinceye kadar da bitirmeye gayret et. Kıyamet koptuktan sonra yeryüzünde hayat sonsuza kadar bitecek mi? Tabii ki kıyamet bütün hayatın sona ermesidir. Kıyamet sadece dünyanın ölmesi demek değildir. Güneş dürülecek, ay dürülecek. Mesela birileri diyor ki hocam kıyamet akşam vakti kopacak. Diğer bölgelerde gündüz olacak. Yani bunu sormak için de biraz akıllı düşünmemek gerekiyor. Ya güneş dürülecek. Güneş dürülünce şey mi kalır, aydınlık mı kalır yani? Herhalde elektriği kastediyor, aydınlık olacak diyor. Yani güneş dürülecek, yıldızlar dürülecek artık gökte filan yerde. Şurada burada ışık olmayacak ki. Orada Kur'an'ın ifade ettiği yani işte daha doğrusu sünnetin ifade ettiği akşam vakti kopacak derken iki mecazi anlamda bir akşamüstü gibi yani. Yani hayatın tümünün ömrü geçti. İkindi vakti sonrası kadar bir ömrümüz kaldı bizim. Bütün dünyanın ömrü bir o. İkincisi yıldızların, ayın ve güneşin dürüleceğine ifade ediyor.
dehşet daha çok artsın diye akşama benzer bir hava oluşacak yeryüzünde. Onu kastediyor. Efendim yeniden hayat bir daha yeniden başlayacak. Oruçlu olduğumuzda saçımızı yıkayabilir miyiz? Veya denize girebilir miyiz diye gelecek belki. Belki havuza girebilir miyiz diye sorulacak. Veya banyo yapabilir miyiz diye sorulacak. Arkadaşlar hepsi caizdir. Hepsi olabilir. Saçınızda yıkarsınız, vücudu da yıkarsınız oruçluyken. Efendim denize de girersin. Yani ölçülük olmak üzere. Bir de su yutmayacaksın. Buna dikkat edeceksin. Havuza da girebilirsiniz ama su yutmayacaksınız. Su yutmadıktan sonra efendim denize girmenizde, nehre girmenizde, suya girmenizde, havuza girmenizde, saunaya girmenizde, sauna girmeyin tabii de. Çünkü tamamen su ihtiyacınız olacak. Su da olmayınca problem olacak. Ama yani teknik itibariyle, prensip itibariyle hiçbirinin dini açıdan sakıncası yoktur diyorum. Devam edeceğiz ama şu anda Zoom'da bizi bekleyen izleyicilerimiz var. Onlara da selamlarımı iletiyorum hepsine. Hepiniz programımıza hoş geldiniz, onuru getirdiniz. Evet, iftarda daha çocuk, daha genç nüfus sahurda da orta yaş grubu var. Gençler de var tabii ki. Hepinize selam, saygılar. Sizi hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Saygılarımı iletiyorum hanımefendilere. Gençleri de, genç çocuklarımı da sevgiyle kucaklıyorum. Evet, efendim hemen ilk sorumuzu alalım. Bakalım kardeşimiz ne soracak? Beni duyuyor musunuz? Hanımefendi. Evet. Merhaba. İyi akşamlar. Merhaba, hocam. İyi akşamlar dilerim efendim. Merhaba. İyisiniz i̇yi inşallah. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar, iyi sahurlar. Allah razı olsun. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız hocam? Elhamdülillah, sizi görünce daha iyi oluyoruz. Kızınız mı yanınızdaki? Evet, benim kızım. Peki hangi şehirden arıyoruz? İstanbul'dan arıyoruz. İstanbul'dan. Hocam. Şu anda sizi dinliyoruz hanımefendi. Buyurunuz. Hocam, benim bir akrabamız bize Ramazan ayında kadınların özel durumunda oruç tutabilir gibi bir şey söylemişti. Ben bunu kafama çok takıldığı için size sormayı istedim. Ramazan oruç için. Oruç için. Ramazan ayında tabii. Kadınların da anladım. Oruç tutabilir diye. Yani regle olan hanımlar da tutabilir diyorlar. Bunu, evet. Bunu söyleyenler hiçbir dayanağı yok. Hiçbir dayanağı yok. O da dayanakları nedir o? وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ Bu hiç ilgisi yok. Diyor ki orada herhangi biriniz efendim yolcuyken veya efendim hastayken başka günlerde tutar. Bunun regle ilgisi yok ki. Bu tamamen farklı bir ayet-i kerime. Hadislerde de Hazreti Peygamber'in Hazreti Esma annemiz Hazreti Ayşe, Peygamberimizin eşi Ayşe var ya, onun ablası, aralarında 10 yaş fark var. Hatta Hazreti Peygamber'in kaç yaşında Hazreti Ayşe ile evlendiği de onların yaşından ortaya çıkıyor. Hicri 72 yılında Hazreti Esma 100 yaşındayım diyor ve orada vefat ediyor. Hazreti Ayşe ile yaşı tartıldığında aralarında 10 yaş var. Peygamberimizle evlendiğinde Hazreti Ayşe'nin yaşının 18'in üzerinde olduğu ortaya çıkıyor. Yani çok küçük yaşta evlendi diye yalan dolan bir şeyler paylaşıyorlar ya. Bunları bu tezifatı, bu efendim algı mahiyetindeki iddiaları sakın ciddiye almayın. Peygamberimizle ilgili, başka dini konularla ilgili biliyorsunuz şeytanlaşmış bir şey var, bir anlayış var. Bunlar sürekli peygamber aleyhinde, Kur'an aleyhinde şeyler yaparlar. Bunları ciddiye almayın lütfen. Hazreti Esma annemiz adet oluyor. Adet oluyor. Hazreti Peygamber dâi salâte ve savme diyor. Yani namazı bırak, orucu bırak diyor. Sonra orucu kaza ediyor. Niye orucu kaza ediyor? Çünkü oruç yılda bir defa geliyor, bir aydır. Bir hanım da işte neticede adet günleri 3 gündür, 10 gündür, 15 gündür diğer mezheplere göre. Daha sonra bunları kaza etme imkanı var yıl içerisinde. Ama bütün namazlar kazaya kalsaydı, yani namaz da regl halindeyken eğer kılınması lazım denseydi, bu durumda hem yük çoğalacaktı hem de sıkıntı çoğalacaktı. Bu nedenle Allah kadınları adet halindeyken, hani stresli olabiliyor hanımlar adetteyken biliyorsunuz bu dönemlerde. Çok özür dilerim, kendini temiz tutabilme konusunda daha çok uğraşma ihtiyacı hissediyor kadınlar hassas oldukları için. Bu nedenle Allah o dönemlerde onlardan orucu geçici olarak, namazı ise kalıcı olarak düşürüyor. Yani yapmışsınız gibi kabul ediyor namazı.
kılmamış olsa bile kılmış gibi kabul ediyor. Kaza etme diyor regl'den çıkınca. Ama regl'den çıkınca tutamadığın oruçları kaza etmen gerekir diyor. Regl halindeyken kadınlara oruç tutturan zihniyet, kadınlara eziyet eden zihniyettir. Allah yasak, Allah emretmiyor, hocalar emrediyor. Yani bu böyle bir anlayış olmaz. Onun için çok tutmak istiyorsa, sizde problem yok. Çok tutmak istiyorsa tutmaya devam etsin. Boşu boşuna aç kalacak, susuz kalacak. Hocam, iki gündür kızım sizinle konuşmak istiyordu. Tabii. İki gecedir uyumuyordu. Bu gece uyumadı. Merhaba hanım kızım, tanıyalım seni. Merhaba. Adını söyle. Utanıyor. Utanıyor. Peki. Kaç yaşında kızınız? Dua edelim ona da. 8 mi? Şimdi hocam. Oruç tutuyorken. 9. Allah bağışlasın. Salih eylesin inşallah. Güle güle. Allah razı olsun. İyi akşamlar. Hürmetler efendim. Hürmetler sunuyorum. Allah yar yardımcınız olsun. Hemen diğer bir telefonu, Zoom'u alalım yani. Evet. Merhaba beyler, gençler, hanımefendi. Hoş geldiniz. İyi akşamlar hocam. Teşekkür ederim. Nereden arıyoruz? Antalya. Antalya'dan arıyoruz. Evet, buyurun bakalım, dinleyeyim sizi. Kardeş miyiz? Kalbendir. Evet. Peki, buyurun, buyurun. Kalben düşündüğümüz kötü düşünceler eyleme geçmezse günah olur mu? Kötü düşünceler eyleme girmezse günah yazılmaz. Diğer bazı milletlerde bu kötü düşünce bile günah sayılabiliyordu. Ama Hazreti Peygamber Efendimiz'e olan ikramdan son peygamber olduğu için ümmeti bu sıkıntıdan kurtarıldı. Onun için aklımızda olan kötü bir şey, şunu yapacağım ben filan gibi aklımızda olan kötü bir şeyi biz icraya koymadıkça, yani eyleme koymadıkça, pratiğe yansıtmadıkça bundan dolayı günaha girmeyiz. Ancak kızım, günaha girmemekle beraber sürekli kötü şeyleri düşünmek de doğru değildir. Hani akla gelip girer böyle bir şey. Böyle bir şey gelirse ne diyeceğiz? Herhangi bir konuda bir vesvese, estağfurullah dersin, geçersin. Ama sürekli aklımıza takılırsa böyle şeyler, sürekli böyle şeyleri düşünmeye kendimizi zorlarsak, bu durumda kalbimizde böyle paslar belirir yani. Kalbimizde siyah lekeler çoğalır. Siyah lekeler çoğalınca da kalbimizi yaratıcıya kapatmış oluruz. O büyük bir hata olmuş olur. Tamam? Çok teşekkürler hocam. Peki. Delikanlı, sen de iyisin? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Peki, ben de iyiyim. İkinize de güzellikler diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah. Evet, Zoom'lara döneriz sonra. İki gencimiz Fırat ve Muhammed Ahmet, hoş geldiniz yine. Ve mikrofon Ahmet sizde, Fırat sizde. Ölüm ver Allah'ın, verme ayrılığın. Ölüm ver Allah'ın.
Teşekkür ediyorum. Efendim teşekkür ediyorum. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Allah bizi peygamberimizden ayırmasın inşallah. Efendim tabii bugün Azerbaycan'dan gelen konuklarımız var, misafirlerimiz var, Azeri kardeşlerimiz var. Başka ülkelerden gelen kardeşlerimiz var. Hepsine şeref verdiniz, onurlandırdınız diyoruz. Türkmenistan'dan gelenler var, başka yerlerden gelenler var. Hepsine sevgilerimizi iletiyoruz. Hiç vakit kaybetmeyelim. Sorular var izleyicilerimizden. Bir iki soru alacağız. Önemli bir konuya gireceğiz. Hanımefendi buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Selamünaleyküm. Hayırlı sorular öncelikle. Sağ olun kızım. Nereden geliyoruz? Burada okuyorum. İstanbul'da okuyorsun. Güzel öğrenci yurdumda evet. Peki. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Hocam benim gözlerim renkli olduğu için sürekli nazar değdiğini düşünüyorum. Sana mı nazar değiyor? Bana, değdiriyor evet. musun? Yok bana. Hadi. Maşallah deyim desem günah olur mu? Yani... Bize yani sen nazar değdiriyorum deseydin diyecektim ki sakın buraya bakma. Ne olur ne olmaz diye. Evet. Ama size nazar değiyorsa söyleyebilirim bir şeyler. Tabii mutlaka bazı insanlar evet ya bu kıskançlıktan olabilir veya dikkatten olabilir. Yani kötü herkes kötü niyette bakmaz tabii ki. Bazıları kıskanabilir, bazıları boş bulunabilir. Bazıları beğenebilir. Hani
bir çocuklarda da bu çok olur. Çocuk güzeldir, böyle cici bicidir. Görünce aa ne kadar diyor güzel, ne kadar aman aman filan filan. Hele gözlerine bak diyor, hele diyor kulağına bak filan. Biraz sonra o çocuk bir şeyler olabiliyor yani. Benim bunları yaşadık bunları. Değil mi? Hayatımızda yaşadık bütün bunları. Anında evimize bir komşu geldi yıllar önce Ankara'dayken biz. Çay koymuşuz mutfağa. Çok sevdiğim bir dostum eşiyle beraber geldiler. Ama daha önce de nazarının olduğunu bilmiştim ben, duymuştum. Salona aldım onları, misafir odasına aldım. İyi ki çıkmışım dışarıya. 2 dakika sonra dışarı çıktım, baktım mutfak ateş içerisinde. Hiç olmayan şey olmuş yani. Oradaki üstteki raflar tutuşmaya başlamış. Şimdi içeri girerken hocam ne kadar böyle hoş bir şeyiniz var, böyle beraberliğiniz var filan falan bir şeyler dedi. Ben içimden ah eyvah dedim. Şimdi maşallah demedi. Ona da o anda ya Hacı abi maşallah de ya filan demedim. Demem gerekiyordu. Sonra öğrendim ki demem gerekiyor. Burada maşallah demek lazım. Maşallah bir paratoner gibidir. Hani şimşeği filan böyle emiyor ya, zarar vermiyor şey malzemeye. Maşallah Allah'ın dilediği olur. Anlamı o. Ma o şey ki şah Allah. Allah diledi. Allah'ın dilediğinin dışında bir şey olmaz. Bunu söylersek kişi demek ki bu cümlede, çünkü Allah diyor ki bir şey beğendiğinizde maşallah deyin diyor. Veya işte bir şey olacağında inşallah deyin diyor. Allah'ın dilediğinin dışında bir şey olmaz. Bunu söylediğinizde demek ki o enerjiyi, o kötü enerjiyi engelleyen bir perde oluşuyor. Manevi perde ve size zarar gelmesini engelliyor. Bu nedenle korktuğunuz birisine, mesela size dedi ki işte güzel gözlerim var filan dedi size. Gözünüz ben bundan göremiyorum. Yeşil mi? Evet. Yeşil gözlerim var, işte şu kadar filan falan bir şeyler dedi. Ona deyin ki ablam lütfen maşallah de. Bundan sakınmayın, bundan korkmayın, bundan utanmayın. Utanacak bir şey değil bu. Sağlık çok önemli. Sağlık gidince insan her şeyi gidebiliyor. Dengesi bozuluyor, düzeni bozuluyor. Onun için kızım o kelimeyi esirgemeyin, tamam? Tamam hocam, çok teşekkür ederim. Ailenize sevgi ve selamlarımı iletin lütfen. Biz teşekkür ediyoruz. Bu güzel, en azından aydınlatıcı bir soru oldu. Kızım buyurun. Selamun aleyküm hocam, iyi yayınlar. Hoş buldum hocam, teşekkürler. Hoş geldiniz, aleyküm selam. Benim bir ablam var. İlişkilerinde nişanlandıktan kısa bir süre sonra ayrılıyor. Benim sorum şu, başkaları kısmet bağlaması yapabilir mi? Kısmet kapatabilir mi? Şöyle, Allah'a rağmen önce şunu bileceğiz. Ya tevhidin gereği, inancımızın, imanımızın gereğidir. Hiçbir olay, hiçbir şey Allah'ın iradesinin ve olurunun dışında olmaz. Ama imtihan gereği, dünya bir imtihansa, bir sınanma ise Allah kötünün isteğini de şartlarını yerine getirirse yerine getiriyor. İyinin de şartları bir araya gelse onun da istediğini yerine veriyor. Veren Allah, yaratan Allah. Ama tercih eden kişi. Anlatabiliyor muyum? Tercih eden kişi. Bu nedenle de kişiler, evli olan kişilere veya işte nişanlı olan ve evlenecek olan kişileri etkilemek niyetiyle bazı şeyler yapabiliyorlar. Ve bu etkili olabiliyor. Ama bu etki de kısmendir yani. Hayat boyu devam etmez. Hiçbir sihir ve büyü alimlerimizin dediğine göre 40 günden fazla devam etmez. Ya yeniliyorlardır sürekli. Kötü güçleri, enerjileri yoğunlaştırmak suretiyle insanların tercihlerini engelliyorlar. Yoksa kısmeti hiç kimse bağlayamaz. Kısmetin kararını veren Allah'tır. Buna iman edersek rahat ederiz en azından. Tamam? Peki. Herhalde şu anda bu kadar soru yeter. Peki. Şimdi çağları aşan bir problemimiz var. Çağlardır bir türlü halledilemedi bu problem. Ve halledilmesi de herhalde mümkün değil. Kıyamete kadar devam edecek ama bu genel bir ifade değil benim dediğim. Parantez içi diyorum. Nedir o hadise? Gelin ve kaynana arasındaki, kayınvalide arasındaki kavga. Evet, burada kayınvalideler var değil mi aramızda? Kayınvalideler var. Gelin var. Kayınvalide olmayanlar gelindir. Muhtemel büyük çoğu, bekar olanlar hariç. Ama bekar olanlar da günün birinde kayınvalide olacak veya gelin olacak günün birinde. İnşallah hepsine hayırlı kısmetler nasip etsin. Şu anda bizi izleyenler için söylüyorum. Burası değil sadece. Türkiye'nin, dünyanın her yer, herhangi bir yerinde bizi izleyen herkese Allah hayırlı bir evlilik nasip etsin inşallah. Efendim kayınvalide
niçin gelinlerle kayınvalideler anlaşamıyor ve boşanmaların yarısı kayınvalide gelin kavgasıdır. Sürtüşme oluyor. Damat da günün birinde bu sürtüşmeden illallah ediyor. Mahkemenin yolunu alıyor. Bu sefer evde olması gereken damat ve gelin mahkeme kapılarında sürtüşüyorlar. Hatta ciddi kavgalar çıkıyor. Cinayetler işleniyor biliyorsunuz. Bunlar doğru şeyler değil tabii ki. Yani biraz nezaket, biraz zarafet, biraz anlayış, biraz tahammül bu problemleri aşma imkanını getirir. Mesela erkeğin sosyal statüsü diyelim, yükseldi diyelim. Adam ticaret yaptı, para kazandı. Bir defa iffetli davranması lazım, para kazandı diye eşini yok sayamaz. Seni değiştireceğim, o, bu akıllı bir Müslümanın işi değildir. Efendim, benim eşim kazanmaya başladı, eyvah gözü dışarıda. Böyle bir ön yargı da yanlış son derece. Karşılıklı bu ön kötü ön yargılar, efendim, bu sefer neyi tetikliyor? Güvensizliği tetikliyor. Bu güvensizlik de boşanmaları, kırılmaları çok çok diri tutan ve yanlış olan aile sistemimize büyük zarar veren şeylerden biridir. Bu nedenle de gelinlere sözüm, ilk sözüm gelinlere, kayınvalidenize kayınvalide gibi bakma. Annen gibi bak. Hocam benim annem var. Anneni Allah var etsin. Annen evinde. Ama sen şu anda tanıştığın, evlendiğin bir delikanlının, bir beyefendinin annesinin yanındasın. Eviniz üst üste, alt alta, aynı evde kalıyorsunuz. Onunla geçim sağlaman gerekir. Geçim sağlamak için illa kavga etmen gerekmiyor. Hocam ben ayrı bir eve taşımak istiyorum. Hakkım var bunu söylemeye elbette ki. Ama imkanlar dahilinde. Eşinizin buna imkanı yoksa, eşiniz bunu sağlayamıyorsa biraz sabredeceksin. Kayınvalideyle de annen gibi geçineceksin. Hocam kayınvalidem yemeği esirgiyor benden. Hocam kayınvalide benim aleyhimde konuşuyor. Duymazdan gel. Yemeği tabii esirgemesin de sen de fırsatı bulunca yemeği ye. Yani kapalı yerde değilse kocanın kazandığı senin için helaldir. Ama kayınvalidene annen gibi ilgi göster. Kayınvaliden kötü niyetli olsa bile, bir daha söylüyorum, genel konuşmuyorum. Yani belli ölçekte konuşuyorum. Kayınvalide günün birinde diyecek ki ya bu gelin bana bu kadar iyi niyetli, bu kadar anlayışlı, ben de bir anlayışla davranayım diyebilir. Demesi gerekiyor. Kayınvalideni değiştirebilirsin. Nice gelin var ki evlendiğinde ailenin tümü onu kabul etmediler. Ama ahlakıyla, akılıyla, geçimliliğiyle birdenbire bütün aileyi kendine bağladı. Böyle gelinler var değil mi aranızda? Yani görmüşsünüzdür çevrenizde. Mutlaka böylesi vardır. Kayınvalidelerde bir ricam var. Gelininiz sizin evladınız gibidir. Evladınızla beraber yaşıyor. Onların evliliğinden bir meyve çıkacak. Nedir o? Torunlar. Yarın torununu evladın kadar seveceksin. Lütfen gelinini senin bir hasmın gibi, yani senin bir düşmanınmış, onunla bir rakipsin gibi görme. Sen evladını seviyorsun, o da seviyor. Ama senin sevişin başka, babaanne sevgisi başka, koca sevgisi başka, kadın sevgisi, hanımefendinin sevgisi başka, evlat sevgisi başka, teyze sevgisi başka, amca sevgisi başka. Allah her sevgiye ayrı ayrı bir özellik katmış. Onları da nefse bağlamış. Nefsin görüntüleri bunlar hepsi. Allah böyle yaratmış. Onun için bunları birbirine karıştırmak doğru değildir. Birinci nokta bu. Yani gelinlerini birbirinden ayırma kayınvalide. Bu öz gelin, bu yedek gelin. Bu öz gelin, bu üvey gelin. Öyle şey olur mu? Öz gelin, üvey gelin. Tabii gelinler de birbirini bazen etkileyebiliyorlar kötü anlamda. İyi anlamda etkileyebiliyorlar. Akıllı bir gelin, aklıyla hareket eden bir gelin, tecrübesiz olan diğer gelinleri doğru yola daha rahat getirebilir. Niçin öyle? Çünkü gelin geldi eve, babası zengindi, annesi zengindi, özel evi vardı. Ne bileyim, arabaları vardı, şuydu buydu, yeni gelen evde bunlar yok. Belli standart bir geliri var. Şimdi babasının evindeki şeyi arıyor olabilir, rahatlığı arıyor olabilir ama babanın evindeki rahatlık her yerde olmayabilir. Eğer bunu problem edineceksen o zaman o evliliğe yanaşmayacaksın. En baştan beri o evlilikten uzak duracaksın. Efendim geldikten sonra da benim babamın evinde şu vardı, sende yok. O yürümez o iş o zaman. Değil mi?
Babam bana her gün özel elbise getiriyordu. Her gün özel lokantalardan et getirtiyordu. Sende niye yok? Yok, ne yapsın adam? Adamın imkanı bu kadar. Allah herkese aynı imkanı vermemiş. O kendi imkanlarıyla, namusuyla, iffetiyle bir şeyler yapıyor, ortaya koyuyor. Senin de bunu anlayışla karşılaman gerekiyor. Kayınvalideniz ile ilgili beklentilerinizi yüksek tutmayın. Bu söz gelinlere. Benim annem gibi olsun. Annen gibi olamaz. Genel anlamda. Annesi gibi olanlar var. Ama illaki kayınvalidenden ikinci annenin tıpkısının aynısını beklemeyeceksin. Onun gibi olmayabilir. Elinden geldiği kadarınca güzel olmasını sağlamaya çalış. Küçük problemleri büyütme. Kocanla kavga ettiğinde, kocanla bir münakaşan olduğunda kocanın münakaşasını hemen masaya getirme. Kocam bana hakaret etti, şunu yaptı, bunu yaptı. Senin oğlun var ya, işte şöyle bir heriftir. Yapma bunu. Bunu yaptığında anne mecburen ne yapacak? Oğlunu korumaya çalışacak. Anne oğlunu korumalı mıdır? Anne adil olmalı. Adil olursa şayet doğruyu bulur. Adil olmazsa şayet yanlışa gider. Herhalde bir sorunuz var. Peki sorunu alayım, onu devam edelim. Hocam, benim eşimle kayınvalidem sürekli kavga ediyorlar. Bu son zamanda bu kavgayı biraz fazla azıttılar. Ama benim hiçbir problemim yok kayınvalidemle, hiç olmadı şimdiye kadar. Kayınvalidem bir aylığına yanıma gelmek istiyor ama eşim müsaade etmiyor. Ben bu bir ay sürede eşimi göndersem evden, gitsin otelde kalsın, kayınvalidemi alsam eve günah olur mu? Yani senin hükümranlığı geçiyor o zaman. Yani adamı bir aylık otele gönderebiliyorsan sizden korkmak lazım yani. Yok hocam, her hanım bunu yapamaz yani. Her hanım bunu yapamaz yani. Tabii, onun ama için hiçbir suçu yok ki kayınvalidemin. Tabii yani, hayır. 83 yaşında kadın, yani onun duasını almak gerektiğini düşünüyorum. Aferin. Duasını almamamız gerektiğini düşünüyorum. Aferin, doğru düşünüyorsun. Süt hakkı var en azından eşimin üstünde ama eşim bunu düşünemeyecek kadar aciz diye düşünüyorum. Onun için onu evden göndermek istiyorum bir yani ay kadar. Yani sen şimdi bu soruyu sordun, akşam eve döneceksin. O hesabı yapıyorsun değil mi yani? Akşam eve döneceksin. Sen de ki ben öyle söylemem gerekiyordu ki hoca iyi cevap versin diye. Şimdiden kendini savunmanı yap yani, ne olur ne olmaz, Allah korusun. Şimdi hanımefendi, işin şakası tabii bir tarafa, işin esprisi bir tarafa. Bir delikanlının, bir yani eşinizi kastediyorum, annesini eve aldırmayacak kadar annesinden uzaklaşmış olması son derece doğru olmayan bir hareket, yanlış bir hareket. Yakışmaz bu tabii. Anne netice itibariyle. Siz bunun daha çok farkındasınız. Ve akıllıca düşünen bir hanımefendisiniz belli. Eşinize bu yakışmıyor. Bunun yakışmadığını eşinize bir defa anlatmanız gerekiyor. Eşinizin de annesi geldiğinde, anne hoş geldin, şeref verdin. Elini öpüp, annenizin ayağını öpüp ondan özür dilemesi gerekir. Benle annem aynı yerde olamıyoruz diyorsa, senin verdiğin önerinin başka türlüsü olabilir. Hocam, eve getirirsen... Ben çıkar giderim diyor zaten kendisi. İyi, en azından sen çık git dememiş yani sana. Ben çıkarım giderim demiş. Yok, ben çıkar giderim dediği siz için. Siz de deyin ki... Kayınvalidemi gidip getireceğim, alacağım. Bence getir. Ama bu ileride ailenizin birliğine zarar vermeyecek değil mi ileride? Yok, bir şey olmaz, ben hallederim tamam. Onu. Tamam, evin hakimi hanımefendi, belli oluyor. Bir şey olmaz diyor o. Evet, gitsin biraz dinlensin, bir yerlerde dinlensin biraz. Sonra annesi döndüğünde mutlak, ama siz şunu da yapabilirsiniz, ben size inanıyorum. Yani güven verdiniz bana. Siz o anneyle o oğlu barıştırırsınız. Hocam, şöyle de düşünüyorum. Kayınvalidemi getirsem, şimdi onun haberi olmayacak. Ben size geliyorum diye onu gidip getireceğim. Gece sahur programına gidiyorum diye gidip kayınvalidemi alıp geleceğim. Sonra ikisini böyle iftarda bir araya getireceğim. Yani kayınvalidemi annemlerde saklayacağım falan. Sonra iftarda bir araya getireceğim onları. Peki, mübarek gün bir şey diyemez diye düşünüyorum. Şey bir de o geliyor aklıma. İnşallah şu eşin şu anda uyuyordur inşallah. Yok hocam, izliyor. İzliyor mu o zaman? İzliyor. İzliyorsa o zaman senin bu planın suya düşer. Neyse, ben ona da seslenmiş oluyorum buradan ekrandan. Teşekkür ederim ben hocam. Ben hangi ekrana bakayım şu anda? Şuraya mı bakayım? Şuraya bakayım arkadaş. Güzel kardeşim, sevgili kardeşim. Bak, böyle akıllı bir eşin var.
eşinin saygısı annene senden daha çok. Böyle bir hanımefendiyi kırma. Annenin elini, hele 80 yaşında olan bir insan artık veda edecek. Efendim artık yaşlı dönemine gelmiş, misafir olan bir kişidir. Onu üzerek, onu rahatsız ederek eğer öteki aleme gidersen hakikaten çok sıkıntı çekeceksin orada. Sana yakışanı yap. Problem ne olursa olsun annenin elini ayağını öp. Ramazan'da onu evine davet et diyeyim. Evet. Evet. Devam edelim. Eşinizin annesi olduğu için kayınvalidenize hürmet duyunuz. Kayınvalideniz en azından sizin eşinizin eşinizin annesidir. Sizden bir parçadır. Siz ondan bir parçasınız. Allah böyle birbirinden ayrı olan aileleri evlilik bağıyla buluşturdu. Bakın evlilik ne kadar mübarek bir şey. Başka bir ilişkiye benzemiyor. Ve eşe kişinin annesinden daha yakın. Yani eşinizle bir sırrınız var, sohbetiniz var. Bunu babanıza, annenize, kardeşinize, evladınıza bile paylaşmazsınız. Onun için Kur'an-ı Kerim diyor ki, hani eskiden öğleden sonra Araplarda çok sıcak olduğu için öğleden sonra kaylule dediğimiz öğle sonrası uykusu yaparlardı. Mesela İspanya'da şu anda resmi olarak biliyorsunuz değil mi? İspanya'da Arapların etkisi de kaldığı için öğleden sonra uykuları, bir saatlik uykuları vardır. Her yerde geçerli, resmi dairelerde de sanıyorum geçerli. Kur'an-ı Kerim diyor ki, annenizin evine, odasına girerken çocuklara kapıyı çalmadan girme içeriye. Bakın karı koca arasındaki mahremiyet, gizlilik, sır adına ne koyarsanız koyunuz, efendim evlatlardan bile daha sakındırıyor yani. Evlat bile karı koca kadar birbirine yakın değil. Yani evladınızın size yakınlığı çok ama kocanızın yakınlığı, karınızın yakınlığı, eşinizin yakınlığı daha çok. Onun için çok önemli yani. Karı koca arasındaki yakınlık son derece önemli. O mahremiyeti bozmamak gerekir. Kayınvalidenizin gelinler tecrübelerini göz ardı etmeyin. Birçok gelin geliyor, hele çağımızın kızları. Beni bağışlasınlar, kızmasınlar bana da yemek yapmak konusunda mahir değiller. Çok mahir olanlar var. Yine genel söylemiyorum ama neye alışmış bu hazır yiyecekleri, fast food mu diyorlar onlara? Ona alışmışlar, hazır yemeye alışmışlar. Yani ayaküstü yemeye. Lokantadan yemek getirtiriz kebap ya. Kebapla her gün geçer mi yani? Para mı dayanır bu işe her gün lokantadan? Alo işte getir diye. Getiriyor da... Bir günde kocanız diyecek ki alo git diyecek, diyebilir yani. Bu noktaya da gelmemek lazım. İki tarafında birbirine git dememesi lazım. Dememek için de hanımefendinin yemek yapmayı öğrenmesi lazım. Kayınvalidenin tecrübelerinden istifade etmesi lazım. Anne çorbaya ne kadar tuz atayım? Ama tabii kocanız geldiğinde tuz çok kaçmışsa annen attı deme tabii. Anneyi böyle töhmete bırakmamak gerekir. Ama hakikaten genç kızlar bazen geliyor, tecrübesiz olabiliyorlar. Anneler onları eğitiyor. Yani gelinin kayınvalidesi eğitiyor. Fakat genellikle şunu söyleyeyim. Genel olarak söylüyorum. İstisnalar var. Gelinler kayınpederden daha memnunlar genellikle. Böyle bir tespitte bulundum. Kayınvalideden daha çok şikayet geliyor. Onun sebebini şöyle görüyorum ben, kayınpeder bir noktadan sonra işe gidiyor, daireye gidiyor, gezmeye gidiyor, camiye gidiyor, parka gidiyor, evde kayınvalideyle gelin kalıyor. Üçüncü kişi olmayınca ne olacak? Ya iyi anlaşacaklar ya iyi kavga edecekler. Bizim kayınvalidelere tavsiyemiz, geline iyi bakın, gelin gün olur, ihtiyacın olur geline. Gelinlere de şunu söylüyorum, kayınvalideniz bugün yaşlıdır ama gün gelecek siz de onun gibi olacaksınız. Size yaşanacaksınız. Siz de iyi bir kayınvalide veya kayınpeder isteyeceksiniz diye söyleyeyim efendim. Evet. Efendim. Benim bir hocam vardı. Pek hocalarımdan bahsetmem. Bugün birinden kısaca bahsedeyim.
Adı Muhammed Efendi diyelim. Esas ismi Maşuk Efendi diye bilinir. Ben Muhammed Hoca diyebilirim. Bir dostu elini öpmüşüm, duasını almışım küçükken. Bana dua etmiştir. Şu anda Mekke'de, mezarı Mekke'de gömülü. Hatice annemizin hemen dibinde, yakınında. Diyarüddin Efendi diye bir vatandaş var, doğu tarafında. Diyor ki, ilginç bir hikaye olduğu için, dua çok önemli, duanın gücü. Diyarüddin Efendi diyor ki, biz tavuk kümesimiz vardı, tavukları keserdik. Bu hayatın içinden bir şey olduğu için anlatıyorum. Hayatın bizatihi içinden, kitaplarda yer almayan bir şey. Benim yaşadığım, bildiğim bir şey. Duanın gücü. Samimiyetin gücü. Efendim, Diyarüddin diyor ki biz tavuk keserdik, hindi keserdik. İki günde bir köyün yoluna çıkardık, kasaba yoluna. Oradan geçenler bizden tavuk alırlardı. Biz de maişetimizi bununla geçiniyorduk. Tavuk satarak yani. Ama keserdik, yolardık, temizlerdik. Yolun başında dururduk. Bu olay ne zaman olmuş? 70'li yıllarda. Tavuğu verirdik gelenlere, paramızı alırdık, ailemizi geçindirdik. Bir gün yine oradayız. Müşteri bekliyoruz. Birdenbire bir araba geçti önümüzden. Bir kamyonet gibi bir şey. Araba biraz geçtikten sonra frene bastı ve durdu. Müşteri gelmiştir diye arabaya doğru seyirttim, koştum. Şoförün yanında baktım. Benim hocam, Muhammed Efendi. Muhammed Hoca orada. Beni tanıyınca, yani elimdeki tavuğu satan biri olduğumu görünce dedi ki evladım bu tavuklar kaçadır dedi. Ben onu tanıyorum halbuki camiden, sohbetlerinden, vaazından. Halk çok sever. Yani aynı zamanda efendim akil insanlardan biri yani böyle. Dedim ki efendim sizden para alınır mı dedim. Dedi ki oğlum olmaz. Parasını alacaksın veya kabul etmiyorum. Dedim ki Allah'a yemin ederim ki vallahi billahi bu tavukları hocam götürecek. Dedi ki evladım bizim paramız var. Karşılığını verelim. Gönlümüz razı olmaz buna. Dedim ki hocam ben yemin ettim. Allah'ın adına yemin ettim. Ben biliyorum ki bu tavuklar sizin evinizde, kalabalık eviniz yiyeceksiniz. Bana duası gelecek. Başımdan fazla ve alacağım paradan çok önemli bu. Çok rahatsız oldu. Yemin ettiğim için tavukları arabanın arkasına koydum. Hocamın ellerinden öperim dedim. Araba yola çıktı. Biraz sonra durdu. Bana bir şey söyleyecek diye yeniden koştum. Pencereyi açtı. Bana dedi ki evlat bir gün ödeşiriz inşallah. Bu cümleyi unutmayın. Bir gün ödeşiriz inşallah. Dedim ki hocam şeref verdi. Hoca Efendi'yi taşıyan araba çekti ve gitti. Aradan 5-6 yıl geçti. Hoca Efendi bir Mekke ziyaretinde, hac ziyaretinde vefat etti. Vefatı da insanları çok sarstı. Çok sevilen bir insandı. Efendim, Diyarüddin Efendi anlatmaya devam ediyor. Manevi şahsiyetlerden biriydi yani. Bir gün Diyarüddin Efendi köyde hayvanlarla ilgili kümes yaparken çamur olduğu için hani kümesler genellikle çamurlu olur biliyorsunuz. Ayağı kayıyor, sırt üstü betona çakılıyor. Yüksekten 2 metreden yere düşüyor. Düşüyor ama sırtında kırıklar, işte omurgasında zedelenme. Ciddi sıkıntılar oluşuyor. Acı içinde hemen onu toparlıyorlar. Veysel Karahani'nin mezarının bulunduğu bir yer var.
Siirt'e yakın ziyaret köyü. Yolun düşerse mutlaka gidin oraya. Veysel Karani orada mezarı. Meşhur Veysel Karani. Ziyaret köyü. Oradan onu hemen battaniyeye koyuyorlar. Bir battaniyeye koyuyorlar. Efendim tutuyorlar battaniyeden hemen bir arabaya. Hemen Baykan'a, Siirt'in Baykan'ına. Doktorlar yapacak hiçbir şey yok diyorlar. Siirt'e, oradan Diyarbakır'a götürülüyor. Doktorlar bakıyorlar, çok ciddi zedelenme var diyorlar. Kemiklerde, sırt kemiklerinde, şurada burada. Yani elleri tam tutmuyor değil ama kısmen tutmuyor. Diyorlar ki düzelmesi, hani düzelirse çok zor ihtimalde yıllar belki fizik tedaviler, şunlar bunlar gerekir. Düzelmesi de çok zor diyorlar ama hani Allah getiriyorlar eve. Artık yatağa bağımlı hale geliyor. Diyadin Efendi bir gece yatağında yatarken garip bir rüya görüyor. Gördüğü rüya şöyle. Muhammed Başka Efendi, Muhammed Efendi birdenbire kapıyı açıyor. Yalnız Başka Efendi yani Muhammed Efendi vefat ediyor. Mekke Havaalanı'nda vefat ediyor. Bu olaydan yani o tavuk olayından 6-7 sene sonra vefat ediyor. Mekke'ye gömülüyor. Hatice validemizin yanına. Bu kaza ise ondan 2-3 sene sonra oluyor. Yani bu tavuğun hediye edildiği dönemden 10 yıl sonra meydana geliyor bu olay. Diyaüddin diyor ki bir gece derin bir uykuya daldım. Hastaydım. Kalkamıyordum. Birilerin teşvikiyle ancak yürüyebiliyordum. Adım atamıyordum, zor atıyordum. Geceleyin rüyadayken, uykudayken bir gece aniden odamın kapısı açıldı. Odamın kapısı açılınca içeri girdim. Bir baktım ki içeri Muhammed hocamız girdi içeriye. Rüyada görüyor bunu. Muhammed Hoca içeri girdi. Bana doğru yöneldi, bana doğru yanaştı. Dedi ki, Diyaüddin hasta mısın dedi. Dedim ki, hocam hastayım ben. Neyin var dedi. Hocam ben ağır bir hastalık geçirdim, düştüm. Felç oldum yani. Tutmaz oldu elim ayağım, kısmen. Doktorlarda uzun süre tedavi etmen, olman gerekir diyorlar. Platinler takacaklar, şu olacak. Ben şu anda yatağa bağımlı bir haldeyim dedi. Bana yanaştı, hocamız bana yanaştı. Dedi ki, Diyaüddin, efendim dedim, buyurun. Bir bana yanaş bakayım dedi. Yatağıma doğru eğildi. Eliyle vücudumun tümünü sıvazladı. Vücudumun tümünü sıvazladı. Sonra bana dedi ki, senin bir şeyin yokmuş dedi. Sen hasta değilmişsin dedi. Dedim, efendim olur mu, ben hastayım. Ben yürüyemiyorum, kalkamıyorum. Dedi ki, Diyaüddin kalk bakalım ayağa. Hadi kalk bakalım dedi rüyamsında, rüyamda. Ben kanapeden aşağı doğru baktım, elim ayağım tutuyor. Rüyada tabii. Şöyle kanepenin ucuna doğru kendimi şöyle silkeledim. Bana dedi ki, hadi ayağa kalk Diyaüddin. Efendim kalkamam dedi. Kalkarsın, kalkarsın bir şey yok senin. Sen iyisin dedi. Ayağa kalktım. Rüyamda. Baktım bana dedi ki, senin bir şeyin kalmadı Diyaüddin. Allah seni iyileştirdi. Sonra kapıya doğru gitti. Kapıyı açtı. Rüyamda bana baktı. Gözünü gözüme dikti. Sonra şöyle dedi, Diyaüddin dedi, şimdi ödeştik mi? Şimdi ödeştik mi dedi, gülümsedi, kapıyı kapattı. Kapının kapanmasıyla beraber silkelendim uykumdan. Bir baktım elim kolum hareket ediyor. Ayaklarıma baktım, eski gücüne ulaşmışım. Fırladım kanepeden ayağa kalktım. Allah vesile kıldı, hastalığım geçti. Tıpkı İmam Buhari'nin
kasidesini yazdığında Hazreti Peygamber'in İmam Buhsiri'nin dizine, vücuduna dokunduğunda İmam Buhsiri'nin düzelmesi gibi. Yüce Allah bizi şu güzel insanların bereketinden hiç mahrum etmesin. Evet gençler, hadi bakalım. Medine'yi
Düşmüşüz hasreti zor bir sevdaya. Teşekkür ediyoruz. İkinizin de ağzına sağlık. Medine'yi temaşa etmeyi, ziyaret etmeyi Allah hepimize nasip eylesin inşallah. Efendim sadaka-i fıtır çok kısaca söyleyeyim. Önemli, bu ayın önemli ibadetlerinden birisidir. Zekatı biliyorsunuz. İşte belli mallarda nisap miktarı 81 grama ulaştıktan sonra, altın değerindeki bir miktara ulaştıktan sonra zekat vermek gerekiyor. Her maldan, ticaret mallarından, paralardan, altın ve gümüşten. Şimdi o nisaba, belli bir miktara ulaşanlar için geçerli. Sadaka-i fıtır önemli. Sadaka-i fıtır nedir? Yılda herkes için bir defalığına mahsus olmak üzere Allah için fakire verilen bir yardımdır. Herkes için ama. Doğmuş, yani hamile kalan, yani anne karnındaki çocuğa verilmiyor da. Ama çocuk Ramazan'da doğdu, son gün bayramdan önce onun için dahi vermek gerekiyor. Peki nedir sadaka-i fıtır? Yaratılışın sadakasıdır. Allah bizi yarattı, bize göz verdi, kulak verdi, sağlık verdi, esenlik verdi, çocuk verdi, imkan verdi, nefes alabilme gücü verdi. Sağlığımızın devamı niyetiyle Allah için fakire verdiğimiz bir paradır. Bunun miktarı ne kadardır? İşte efendim bu hurmadan, kuru üzümden, şundan bundan paylaşılırdı veyahut da planlanırdı, hesap edilirdi. Diyanet bunu yapıyor. Diyanet her sene sadaka-i fıtırın kişi başına gereken bu sadakanın miktarını belirler. Bu sene belirlediği fiyat 40 liradır. Hocam 40 liraya ben doymam. O zaman 80 lira ver kişi başına. 100 lira ver, 500 ver, 1000 ver. O kişiye bağlı ama alt limit 40 liradır. Hocam ben vermek istiyorum ama benim 40 liram yok. Mesela 20 lira versem gücün neye yetiyorsa onu ver. Kabul edecek merci Allah'tır netice itibariyle. Biz değiliz ha. Biz sadece sınırları söyleriz, aradan çekiliriz. Peki ne zaman vereceğiz onu? Aslında Ramazan ayında yaşıyor olup da bayram sabahı bayram namazına yetişen kişi, güneş doğduktan sonra, fecirden sonra doğan, yaşamaya devam eden her kişiye sadaka-i fıtır vaciptir. Vermesi gerekiyor. Demek Ramazan'da olacak, bayrama ulaşacak. Peki hocam Ramazan'da annem vefat etti, ona vermen gerekmiyor. Niye? Bayrama ulaşamadı. Hocam çocuğum bayram gecesi doğdu, bayrama girdi, ona vermen gerekiyor. Hocam çocuğum bayram sabahı doğdu, vermen gerekmiyor. Demek ki prensibimiz ne? Bayramdan önce doğacak, var olacak veyahut da hayatta olacak. Bayram sabahına ulaşacak, artık onun sadaka-i fıtır 40 lira vermesi gerekiyor. Hocam ben erkeğim, hanım için vermem gerekiyor mu? Hanımın parası yoksa vermen gerekiyor tabii ki. Hanım için vermek zorundasınız. Ama vekalet alacaksınız. Diyeceksiniz ki hanım, işte Ayşe, sen adına sadaka vermek istiyorum, fıtır sadakayı. Beni vekil tayin et. Hanım diyecek ki seni vekil tayin ettim, verirsiniz. Veya kızınıza, kızım işte Selma, oğlum işte Ahmet, senin için sadaka vereceğim. Fıtır sadakası, yaratılış sadakası. Beni vekil tayin et, vekil tayin eder, verirsiniz. Peki hocam illa Ankara'da mı Ankaralısınız? Ankara'da mı vermek zorundayım? Hayır. İstediğin yere gönderebilirsin. Ama şartları, yaşama şartları aynı olan yere göre vereceksin. Yani Almanya'daki bir fakire gönderiyorsun, 40 lira gönderemezsin. Oradaki
bunun karşılığı olan euro neyse ona göre vereceksiniz. Yani her yerdeki duruma göre. Ona göre vereceksiniz. Veyahut da paranızı başka bir şehre gönderebilir misiniz? Şehre gönderebilirsiniz. Peki hocam, Ramazan'ın içindeyken verebilir miyim bayrama ulaşmadan? Evet, verirsiniz. Hocam öldüm, bayram gecesi öldün, inna lillah ve inna ilahi raciun. Allah rahmet eylesin, senin için sadakadır o. Yani Allah için verilen bir şey geri gider mi? Geri gitmez. Sen yeter ki ver, mutlaka Cenab-ı Allah efendim onu kabul eder diye düşünüyorum. Söylüyoruz herhalde, bu kadar yeterli olur. Çünkü çocuklarını da vereceğiz. Aklı başında olmayanların da vereceğiz ve ona göre Allah'ın huzuruna temiz gitmek zorunda. Temiz gitmeye gayret edeceğiz inşallah. Azap melekleri adamı zorluyordu. İki tarafı ölçülmüştü. Günahı ve sevabı günahlara ağır basmıştı. Azap melekleri Allah'ın kendilerine verdiği emir ve talimata uygun olarak tuttular bunun bir tarafından. Cehenneme doğru sürüklüyorlar zincirlerle beraber. Adam çırpınıyor, ah vah ediyor, bağırıyor ama yapacak bir şey yok. Karar kesindir. Talimat bellidir. Melekler ve yef'alûne mâ yu'merûn, Kur'an deyimiyle onlar verilen emri ancak yerine getirirler. Melekler kendi inisiyatiflerini kullanamazlar. Değil mi? Allah göründüğü zaman mahşerde melekler ne diyecekler? Subbuhun kuddusun rabbul melaiketi ve ruh. Melekler titremeye başlayacaklar. Özellikle cehennem mahşer alemine getirildiğinde bütün melekler ya Rabbi sellim, ya Rabbi sellim, ya Rabbi sellim, Allah'ım esenlik, Allah'ım esenlik, Allah'ım esenlik diye melekler bağırmaya başlayacaklar. Onlar Allah'tan, kulların korktuğundan daha çok korkuyorlar. Çünkü melekler Allah'ı iyi tanıyorlar. Onlar bizim gibi küçük bir alemde değil, semanın çok üstlerinde, manevi semalardalar. Allah'ın kudret ve azametini oradan görüyorlar. Adam bağırıyor, beni cehenneme atmayın, atmayın. Ben müminim, beni atmayın diyor. Melekler diyorlar ki günahının ağır bastı kefede, sevapların hafif bastı, gireceğin yer burasıdır. Onu götürüyorlar. Allah'tan bir talimat geldi. Dendi ki, bir melek geldi, dedi ki Allah emrediyor, diyor ki bunun özel bir şeysi yok mu? Bu kulu cennete sokacak bir şey yok mu? Dediler ki biz elimizdekilere bakarız. Kitaba bakarız, amele bakarız, teraziye bakarız, kararımızı ona göre veririz. Allah her şeyi bilendir. Aracı melek dedi ki, ya Rabbi sen malumundur, bunlar böyle söylüyorlar. Allah dedi ki, o kulumu cehennem yolundan geri çevirin. Melekler talimat üzerine geri çevirdiler. Merak ettiler ama. Dediler ki, ya Subhan, ya Rabbi, ey kutsilerin kutsisi, ey merhametlerin merhametlisi, Kuddus olan Allah'ım, bizim bilmediğimiz senin bildiğin neydi? Öğrenmek için diyorlar yani. Bu kulu cehennemden çeviren neydi? Bakın Allah'ın büyüklüğüne. Ekran başındaki kendini günahkar zanneden veya günahkar kabul eden veya gerçekten günahkar olan. İçkisiyle, kumarıyla, belki kadına şiddetiyle, belki haram yiyişiyle, belki şunuyla bunuyla, yetim malına dokunmasıyla, herhangi bir ameliyle. Ben cennetlik değil, cennete yüzüm yok, cehenneme de gücüm yok diyen kardeşlerime söylüyorum. Ümitsizliğe kapılma. Kendini salıverme. Ümit seni de kapsar. Peygamberimiz diyor ki benim şefaatim günah işleyenleredir diyor. Masumlar daha sonra gelir. Büyük günah işleyenlere benim şefaatim var diyor. Kendini oradan say. Ümitsizliğe kapılma, kendini savurulmuş kabul etme. Mutlaka Rahmani olan, Rabbani olan merhamet seni de bir taraftan kuşatacaktır. Emin ol, güven kendine. Hüsnü zannını unutma Allah'la. Ben hep hüsnü zan kabul ediyorum Allah'la. Hep kendimi öyle görüyorum.
amelime, ibadetime, şuna buna güvendiğim için değil, Allah'a güvendiğim için. Diyorum ki bilerek Allah'a inkar etmedim, peygamberini saygısızlık yapmadım, kitabının emirlerini yerine getirdim. Yapacaklarımı yapmaya çalıştım, günahtan sakınmaya çalıştım. Allah niçin beni cehenneme alsın diyorum kendi kendime. Sizin adınıza, kendi adıma. Bunun adı hüsnü zan. Ama onu yapmak için de uğraşmak lazım. Allah dedi kulumu geri çevirin. Sizin bilmediğiniz, benim bildiğim bir şeysi var. Kurbanın olayım. Neydi o şey? Dikkat edin bakın. Ufak bir şey. Ama adamı kurtarıyor. Allah diyor ki Celle Celaluhu, o kulum bir gün yatağında uykudayken sağa sola döndüğünde, aklı başındayken yani uykudan uyandı. Dedi ki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bir defa yatağımda dönerken adım aklına geldi. Aklımı, adımı andı, peygamberimin adını andı. Peygamberime ve bana olan saygıdan dolayı onun o saygısını mizana koyun, onu cennete koyun dedi. Böyle merhametli bir Allah'ımız var. Onun için ona layık olmaya gayret etmek lazım. Allah bizleri ona layık olanlardan, onun yolundan gidenlerden eylesin inşallah. Efendim, çok ilginç bir hadise var. Beyazıt Bestami anlatıyor. Kibir ve tekebbür ne kadar kötü bir şey değil mi? İnsanın kendini büyük görmesi, insanları küçük görmesi, hakir görmesi ne kadar kötü. Bestamlı Beyazıt Mevlana gibi bir adam. Hani bilmeyenler olabilir. Yunus neyse, Mevlana neyse, Bestamlı Beyazıt öyle biri. Tasavvuf sofilerinden biri. Tasavvuf çok güzeldir. İslam'ın zarafeti, nezaketi, nezaheti, ruhani temsilidir tasavvuf. Doğru tasavvuf. Doğru uygulanan tabii ki. Bestamlı Beyazıt diyor ki bir gün yolda yürüyordum. Bir köpek ardıma düştü. Eteğime sürülecekti. Etemi topladım. Bana değmesin diye. Hani köpek necis kabul ediliyor ya fıkhen. Abdest, namaz konusunda elbiseye değerse ıslak haliyle elbiseyi birkaç kez yıkamak gerekiyor. Belki virüsten arınması için. Ben eteğimi topladım bana değmesin diye. Baktım köpek lisanı haliyle, kendi diliyle dile geldi. Bana dedi ki köpek, bakışıyla. Bana dedi ki, Bestamlı, sana değmeyeyim diye eteğini topluyorsun. Yani beni küçük görüyorsun. Halbuki ben ıslak olarak sana değersem, 7 defa yıkarsan temiz şekilde necasetimi giderirsin. Değdiğim elbiseyle namaz kılabilirsin yıkadıktan sonra. Peki Beyazıt, beni bu kadar küçük gördün. Bana kibirle davransın. Sen bu bakışla, beni hakir görüşünle 7 denizde yıkansan temizlenmezsin. Ben 7 defa yıkansam, yani elbisem yıkansa temizlenir sana değen elbisem. Yani vücudum sana değerse, o elbise 7 defada temizleniyor. Ama sen bu bakışın ve kibrinle 7 denizde yıkansan Beyazıt temizlenemezsin. Bestamlı diyor ki köpeğe dedim ki arkadaş senin dışın, benimse içim kirli. Bestamlı diyor, benim içim kirli, senin dışın kirli. Gel birlikte yürüyelim. Bağda sokaklarında beraber yürüyelim. Belki seninle benim bir birliğimizden, beraberliğimizden bir şey çıkar. Seninle benim beraber yürüyüşümüzden belki bir şey çıkar.
Bastonlu Beyazıt köpeğe arkadaşlık teklif ediyor. Beraber dost olalım diyorum. Ben Bastonlu Beyazıt tasavvuf büyüğü, tasavvufun Mevlana'sı diyelim. Sense mahallenin köpeği. Eşit eşit yürüyelim beraber. Dostça gezelim. Belki dostluğumuzdan birileri ders kapar. Senin için temiz, benim içim kirli. Senin dışın kirli, benim içim temiz. Dışım temiz. Gel beraber bir yol alalım. İnsanlara ibret olalım berabercikle. Köpek bana dedi ki, Beyazıt boşuna uğraşma. Benle senden arkadaşlık olmaz dedi. Benle sen bir olamayız Beyazıt, boşuna heveslenme dedi. Köpeğe dedim ki, niçin böyle söylüyorsun? İkimiz arkadaş olabiliriz. Bağdat veya işte Basra sokaklarında dolaşabiliriz. İnsanlar ibret alırlar. Dedi ki, Beyazıt, halk beni görünce taş atıyor. Seni görünce gülücük atıyorlar. Halk beni görünce taş atıyor bana. Seni görünce gülücük, seni görünce sana gül atıyorlar. Senin yarın için yiyecek ekmeğin var, başını sokacak evin var. Akan suyun var, sıcak bir yuvan var. Benim yarın yiyecek yemeğim yok, başımı sokacak evim yok. İçecek suyum yok Beyazıt. Seninle biz nasıl dost olabiliriz? Benim yarın yiyecek bir kemiğim bile yok. Senden bana dost olmaz Beyazıt. Benden de sana dost olmaz. Yollarımız beraber gitmez, kesişmez. Sen kendi yoluna Beyazıt, ben kendi yoluma diyor. Feridüddin-i Attar anlatıyor bu olayı. Bastonlu Beyazıt dedi ki, ya Rabbi, eyvahlar olsun bana, binlerce eyvahlar olsun bana. Ben ki bir köpeğe bile layık değilim. Sokak köpeği bile beni arkadaşlığına kabul etmedi. Bir köpek bile beni dostluğa kabul etmedi. Ya Rabbi, ne kadar cahilmişim ben dedi. Suyun başı Muhammed el-Emin'di. Bu duyguyu veren, bu düşünceyi zerk eden Hazreti Peygamber'di. O eğer ordusunu Mekke'nin girişinde bir köpeğin hatırı için 10 bin kişilik ordunun yolunu değiştirmeseydi Bastonlu Beyazıt böyle olmazdı. Hazreti Mevlana ezan okunmuş camiye gidecek. Sokak dar. Konya'nın eski sokakları dar olur bilirim. Mevlana camiye gitmek için yola çıktı. Baktı ki bir İri köpek yolu kapatmış. Hani böyle iri bir hayvan yolu kapatmış. Sağdan geçse yol yok, soldan geçse yol yok. Öyle bir uyumuş ki hayvan, yapacak bir şey yok. Hazreti Mevlana ya köpeği uyandıracak ya uyanıncaya kadar bekleyecek. O ince ruhuyla, zarif haliyle Mevlana'ya yakışan bir şey yaptı köpeğin yanı başında. Oturdu ve durdu. İnzivaya çekildi. Belki kendine göre bir kalbi rabıta yaptı. Tasavvufta görülen. Allah'ı düşünme. Kabe'yi düşünme, Medine'yi düşünme, salihleri, muttakileri düşünme. Rabıta dediğimiz şey işte. Ve kunu ma'as sadikin, sadıklarla olun. Zihninizi, aklınızı, ruh dünyanızı, kalp dünyanızı iyilerle meşgul edin, kötülerle değil. İyilikleri anın, kötülükleri unutun. Tasavvufun temel ilkelerinden biri. Hazreti Mevlana ellerini tutmuş, köpeğin uyanmasını bekliyor. Aradan belki yarım saat uyandırmadı köpeği. Orada dura durdu böyle, dura kaldı dakikalarca. Mevlana'nın yürüyemediğini görünce arkadan gelen birisi köpeğe hoş dedi, hoş. Köpeği kovaladı. Köpek kuyruğunu doladı bacakları arasına ve çekti gitti. Adam çok hayırlı bir iş yapmışçasına Hazreti Mevlana'ya döndü. Efendim dedi, yolu açtım geçebilirsiniz. Yolu açtım geçebilirsiniz.
Hazreti Mevlana uykusu ve rahatı bozulan köpeğe şöyle bir garip garip baktı. Uzun uzun baktıktan sonra döndü köpeği uykusundan uyandırana dedi ki, siz yanlış yaptınız. Keşke bu hayvanı uyandırmasaydınız. Biz beklerdik. O uyanıncaya kadar uykusunu bozmazdık onu. Bu ruh halini bu zatların kalbine veren şey, onlar da aynı kitabı okuduk, Kur'an'ı okudular. Onlar da aynı Muhammedül Emin'i dinlediler. Bizim çıkarımlarımız şiddet, kavga, gürültü, hazımsızlık, kin, nefret, düşmanlık. Onların çıkarımı Rabbani olmak, Allah'a sığınmak, Allah'a ulaşabilmek. Aynı kitabı okuduk, aynı dersleri gördük, ayrı ayrı lezzet aldık. Biri elmayı yer, tat duygusu kaybolduğu için bir şey anlamaz. Öteki elmayı yer, tadını alır. Bu iş buna benziyor. İslam bir lezzettir. Alabilirsen tadını ebedi, hiç çürümezsin. Almazsan şayet yanlışa yelken açarsın. Onun için Rabbim bizi, kalbimizi düzelt ya Rabbi. Bizi şerle imtihan etme ya Rabbi. Bu büyüklerin hassasiyetini bize de bu Ramazan ayında ve sonrasında nasip eyle ya Rabbi. Bestamlı yürürken talebeleriyle karşısında bir köpek gördü. Deminki köpek gibi. Ama o köpek karşıdan geliyor, Bestamlı buradan gidiyor. Beyazıdı Bestami. Karşılaştılar bir yolun tam ucunda. Sokak, dar bir sokak. Sokağın bu tarafı çamur, bu tarafı çamur değil. Bestamlı çamursuz yerden geçmek istiyor. Köpek de oradan geçmek istiyor. Köpek de akıllı. Niye kendini çirkin suya, çamura bulasın ki? Durdular. Bestamlı sokağın başında, köpek de sokağın diğer tarafında. Yani çamur bu tarafta, temiz yol burada. Biri oy başta, biri bu başta. Öğrenciler de Bestamlı Beyaz'ın arkasında. Bestamlı durdu, köpek durdu. Birbirlerine baktılar. Uzunca bakıştılar. Köpek ile Bestamlı Beyaz'ı birbirlerine baka kaldılar. Birbirlerine baka kaldılar. Neden sonra Bestamlı Beyazıt kenara çekildi. Köpeğe eliyle işaret etti. Buyur geç dedi. Buyurun geçiniz. Köpek kuyruğunu sallaya sallaya geçti gitti. Köpek geçtikten sonra Bestamlı Beyazıt oradan geçti. Öğrencileri merak ettiler hocalarına. Dediler ki efendim köpekle bakıştınız ama ne bakıştığınızı anlayamadık. Sanki bir şey konuşur gibi oldunuz. Bestamlı dedi ki, köpek bana dedi ki, Bestamlı sen çamura girmek istemiyorsun, ben de girmek istemiyorum. Çamur seni kirletiyor, beni de kirletiyor. Bestamlı beni küçük görme. Beni temiz yoldan değil de kirli yola layık görme. Sen insansın, Allah seni yarattı, senin kalıbını insan yarattı, sana insan ruhu üfledi. Allah benim kalıbımı köpek yarattı, bana köpek ruhu üfledi. Seni görünce insanlar seviniyorlar, gözlerinin içi gülüyor, sana temennilerde bulunuyorlar. Buyurun hoş geldin, şeref geldin, Bestamlı diyorlar. Beni görünce hoş çekil buradan diyorlar. Bir kemiği bile bana layık görmüyorlar. Bestamlı bana sakın bana hor bakma. Allah seni hayvan, beni Bestamlı yapabilirdi. Rol değiştirebilirdik. Sen benim yerimde hayvan iskeletinde yaratılabilirdin. Ben insan iskeletinde, senin ruhun hayvan ruhu, benim insan ruhu olabilirdik. Bestamlı, beni hakir görme. Çok kısa bir aramız var. Aramızdan sonra duamız için buradayız inşallah. Efendim yeniden beraberiz Rabbimin selamıyla ve hiç vakit kaybetmeden ezan öncesi en makbul saatte ki gece namazlarının en şanlı olanı farzdan sonra efendim şu andaki kılınacak namazlardır. Hep beraber amin diyelim. Rabbim birimizin amini yerine tümümüzün aminlerini kabul buyursun. Amin. 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 Amin.
Ya mucibe sailin ve ya erhamer rahimin irhamne verhamil fukara vel mesakin. İlahi ya Rabbi ellerimizi senin keremine, lütfuna, senin azametine, kibriyana, affına. Elimizi onun için açtık. Bizim bu sana açılan ellerimizi gönlü kırık şekilde geri çevirme ya Rabbi. Ya Rabbi sen kerim olansın, kerem sendendir. Cömertsin, cömertlik sendendir. Sen yaratansın ve istediği anda yok edensin. Ölümü yaratan, ölümü öldürecek olan da sensin ya Rabbi. Ya Rabbi kalbimizdeki bütün nifaklardan bizleri uzak eyle. Dünya ve ahiretle ilgili hangi korkumuz, endişemiz varsa bizi bütün korkularımızdan emin eyle ya Rabbi. Sevgili Habibi Kibriyan Muhammedül Emin Efendimiz, onlar senden ne istedilerse güzel olan şeyleri bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Bizleri dört büyük halifenin, Ehl-i Beyt'in yolundan ayırma ya Rabbi. Ya Rabbi bizlere Hazreti Ali kalbi, Hazreti Ömer'in duruşu, Hazreti Ebu Bekir'in sadakati, Hazreti Osman'ın cömertliğini nasip eyle ya Rabbi. Bizi şerle, kötülüklerle, korkularla imtihan etme ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri kereminden nasipsiz halde geri çevirme. İbadetlerimiz var, namazımız var, orucumuz var, zikrimiz var. Belki sana yönelik olan tövbelerimiz, istiğfarlarımız var. Ama biliyoruz ki hepsinde eksiğimiz çok. Kimine riya girmiştir, kimine başka duygular girmiştir. Bizi bunlardan temizle ya Rabbi. Gücümüzün yettiği, yetmediğiyle bizleri sınama ya Rabbi. Ya Rabbi, başka ümmetlere yüklemiş olduğun sıkıntıları, zor şartları bizlere yükleme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, biliyoruz ki Hazreti Muhammed Mustafa Efendimizin senin yanında kadri kıymeti fazladır. Onun kıymeti hürmetine, ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Ey iman edenler, Muhammed Aleyhisselam'a salatu selam getirin emri muvacihesinde, ona sığınışımızdan dolayı peygamberin bereketi hürmetine, ya Rabbi bizim üstümüzdeki her türlü hastalık, kaza, bela, musibet, afet ne düşünülüyorsa uzak eyle ya Rabbi. Uzak eyle ya Rabbi. Uzak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu saatte şu anda durup da seni ananları, seni anmayanlarla bir tutmayacaksın. Karanlıkla aydınlık bir olur mu? Geceyle gündüz bir olur mu dediğin gibi. İman eden bir yürek, zikreden bir lisan ile Allah'ı unutan bir lisan bir olmaz. Kalbi ve zikri Allah'la olanlardan eyle ya Rabbi. Emelimiz, arzumuz, niyetimiz, bütün derdimiz sensin ya Rabbi. Perdeyi aradan sıyırıp, önümüzdeki perdeyi, manevi perdeyi sıyırıp bizi kabul etmendir. O perdeleri sıyırt ya Rabbi. Şer perdelerini indirt ya Rabbi. Ki şerler bizlere dokunmasın ya Rabbi. Ya Rabbi şehitlerimize rahmet eyle. Bu hastalıktan son hastalıktan vefat edenlere rahmet eyle. Mekanlarını cennet eyle. Hasta olanların hastalıklarını gider ya Rabbi. Sevdiklerimizin içinde, üzerinde herhangi bir hastalık varsa onların farkında olmadan o hastalıklara şifa ver ya Rabbi. Şifa ver ya Rabbi. Şifa ver ya Rabbi. Şafi olan sensin. Şifadan bizi mahrum etme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Son nefesimiz eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü. Şehadet ederim ki Allah'tan başka yaratıcı yok. Yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir diyerek çene kapamayı hepimize nasip eyle ya Rabbi. Bizi Ramazan'ın bereketinden, Ramazan'ın affından, kereminden istifade ettir ya Rabbi. İstifade ettir ya Rabbi. İstifade ettir ya Rabbi. Bu dini kıyamete kadar baki eyle ya Rabbi. Amin velhamdülillahi rabbil alemin. Duaların kabulü niyetiyle Allah rızası için El Fatiha. Efendim Fatiha'nızı okurken ezana bağlanıyoruz. İftarımız 19.20'de canlı yayında. Sizi bekliyoruz canlı yayında. Hepinizi çok seviyoruz. Ekran başında, burada ve Zoom'da olan bütün dostlara selam. Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah.